turn it up. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bianchi NT7 vs NT9 yapacağız. İkisinin teknik özelliklerini dış görünüş olur, diğer açılardan da bakacağız. Gidişlerini, amortisör falan filan, bunların hepsini test edeceğiz hep beraber. Biliyorsunuz NT9 Mehmet'in, NT7 benim. Hani böyle bir video çekmek istedik. İkisinin arasındaki farkı görmek için. Bianchi'nin daha bisetlerinde, çünkü bunlar birbirine çok yakın olan bisetler. İnsanların da aklında sorular kalıyor. Hani biz elimizden geldiğince bunu test etmeye çalışacağız. Umarız hepimiz için faydalı olur. Mehmet, sen bir şey söylemek istiyor musun? Hangisi alır? NT9 alır. Neden diye sorarsanız... Ekran gitti bu. Neden diye olsak, birinci olarak göbekten bahsedelim. Hollowtek teknoloji deniyor. İkinci olarak da XT set. Belki serilikte yine kafa kafaya çıkarlar ama yine bir süreden sonra NT9 başlıyor. Arkadaşlar şimdi NT9'da hidrolik disk var. Bunlar klasik M315 zaten. NT9'un arka aktarıcı XTR var diyor XTR. Aynı şekilde ön taraf da diyor. Hollowtek diye bir dalga var. Bunda güzel sürtünmeyi azaltıyormuş. Biz SPD'ye de geçtik. Bunlar tabi ilk aldığınızda böyle olmuyor. Maşa falan aynı. Santur var ikisinde de. Burada NT9'da artı olarak fren kolları da diyor. Onun haricinde hani kadro açısından bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Aynı bisikletlerdir muhtemelen. NT7'ye gelince de bunun üzerinde de diyor var. Arka aktarıcı diyor. Bu 9x3 27 vites. Onun diğer farkı da 3x10 30 vites oluyor. Bunda normal göbek var. Ama hani şöyle diyeyim ben size, göbek açısından bisikletin herhangi bir sıkıntısı yok yani. Gidişi falan herhangi bir aksatma yapmıyor. Gayet güzel, akışı falan güzel olan bir bisiklet. Ön aktarıcı Alivio. Bunun vites kolları alt üst. Hani NT9'da onlar da aynı şekilde diyordu. Bunu alt üst takmışlar. Onun da hani Mehmet'e sormak lazım. Şimdi sen bunu da kullandın, bunu da kullandın. Ben bunun vites kollarına hiç dikkat etmedim. Hani vites atarken falan bir değişim falan oluyor mu? Yok, hemen aynı. Aynı değil mi? Hani akıcılık falan bir sıkıntı yok. Bizim farkı var işte. Aynen. Maşa falan aynı şekil zaten. Bunun da frenleri Shimano M315. Bunların zaten biz daha önceden tanıtımlarını çekmiştik. Buradan ikisini kıyaslama olarak bir video çekelim dedik. Hatta bunun da devamını isterseniz Kron olur, Merida, Sedona, hani bunun ayarlarında olan bisikletlerle de kıyaslayabiliriz isterseniz. Kıyaslamamız istediğiniz bisikletleri söylerseniz yardımcı oluruz. Ne? Arkadaşlar bir de çok yakın bir renk var bunlarda. İnsanlar karıştırıyor hatta. Hani bunda ayırt edici olan nokta bisikletin maşası. Bunda turuncu bir maşa var. Baktığınızda güzel bir renk. Benim hoşuma gitti. Gözlüğümü takayım şöyle. Jomvink yapayım kendime. Altı üstü bitti. Arkadaşlar güzel yani. Bunu maçtıran Mehmet çizdi bunu. Biraz düşürdü ama bu zaten her bisiklette olabilecek olaylar. Bunların olması gerekiyor. Çünkü bu bisiklet. Bunda siyah bir maşa kullanmışlar. Hani güzel. Yani ben zaten her zaman diyorum, bu iki bisiklet aynı klasmanda olan bisikletler hemen hemen. Gidiş açılarından da çok aşırı bir farkları yok. Ya tabii kullanıcıdan kullanıcıya da değişebilir. Sonuçta bu NT9, yani aralarında yaklaşık 500 TL gibi bir fiyat farkı var. Hani ben 500 lira fazla verip bunu alırım diyorsanız benim için hava hoş. Yani ben olsam ben de NT9'u alırdım ama benim param yoktu, o yüzden alamadım. Hani onun haricinde bisikletler aynı. Hani bunlar kadro alüminyumları falan da aynı. Şimdi isterseniz bunların gidişini, fren testlerini, maşa testlerini falan yapalım. Hep beraber görelim. Şöyle bir rampa inelim. Rampada nasıl fren yapacak? Bunların hepsini teker teker çekelim. Size yardımcı olmaya çalışalım. Kamerayı dik biraz. Öyle değil be kardeşim. Aşağı tutuyordum. Neyse tamam. Arkadaşlar geçelim oraya. Arkadaşlar şimdi aşağı doğru ineceğiz. İlk olarak fren testini yapacağız. Başlayalım. Başlayalım.
Arkadaşlar Frentes'te böyleydi. Yani dediğim gibi bir fark olmuyor aralarında. Aynı şekilde duruyorlar. Yani şöyle bir eğimden indik. Çok fazla da hızlanmalık bir yer yok. Yol müsait değil. Şimdi maşa testlerini falan yapalım bisikletlerin. Bakalım işte görelim. Vites geçişlerine falan da bakarız. Hepsini çekelim. Arkadaşlar şimdi bu bisikletlerin bir maşalarını test edelim. Size gösterelim. İlk NT7'den başlayalım. Şöyle maşayı çekeceğim ben, bastıracağım. Arkadaşlar yani şöyle bir çalışması var. Zaten yaylı maşa bunlar. Havalı olmasını isterdik ama değil. Şöyle çalışıyor. Bir de NT9'unkine bakalım. Sen bak. Hemen hemen aynı. Aynı çalışıyor. Bir fark yok aralarında. Yine yaylı. Bir de şimdi vitesleri geçişlerinden bahsedelim. Nasıl yaparsam daha rahat olur. Ters çevirmeyelim de. Şöyle pedala bassam acaba. Şöyle kaldırsam. Yok herhalde çeviremeyeceğim. Bunların bir kaldırsın. Sen şöyle tutabilir misin bunu? Bir sürü durmuş. Sen şöyle şurayı çek. Tamam. Ben de pedalı çevireyim. Düştü tamam. Galiba biraz vites ayarları da bozulmuş. Yani ayarları tam yapıldığında sorunsuz geçiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Vites geçişleri falan zaten çok seri ve yumuşak. Tamam, bunun biraz ayarları kaçmış. Bir de NT9'unkini çekelim. Şuradan alırsan sen. Evet, NT9'unkiler daha sorunsuz geçiyor. Herhalde Mehmet bunun vites ayarlarını yaptırmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani aralarında çok aşırı bir fark yok bu iki bisikletin. Gayet güzel bisikletler. Alırsanız pişman olmazsınız. Ben tavsiye ederim almak isteyen arkadaşlara. Umarız bu videoyu güzel yapabilmişizdir. Alo. Daha iyi içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışacağız. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Bisikletler hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Hoşça kalın.